Merhaba arkadaşlar, ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle Bootstrap 3 eğitim setimizin 23. dersiyle beraberiz. Pagination ve Pager'ı göreceğiz. Pagination sayfalama demek, Pager sayfalayıcı demek. Zaten İngilizce'de ER takısı geldiğinde bir şeyin CC eki gibi düşünün. O işi yapan CC ekini eklemiş oluyorsunuz. Yani sayfalayıcı. Pagination sayfalama demek. Hemen sayfalamayı görelim. Vakit kaybetmeyelim. Bir underlist oluşturuyorum. Ve şöyle göstereyim ilk önce size. Şöyle göstereyim. Lead taglerimi açtım. Hatta lead taglerim... Evet, lead tagini açalım. Sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane açmış olalım. Şimdi buradan alt tuşuna basılı tutup aşağıya doğru çekeceğim. Ve böylelikle yazım tekrarından kurtulmuş olacağız. Multi kod yazımına geçeceğiz. Evet. Çoklu kod yazımı. Reflerimizi yaptık. Şöyle kapatalım. Güzel. Hepsinde E tagimizi kapattı zaten. Evet. Şöyle yapalım. Hepsine 1 yazalım. Ondan sonra değiştiririz. 2 3 4 5. Hemen bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey çıktı. Vasıfsız bir şey. Öylesine bir liste oluşturdu bize. Underlist oluşturdu. Evet. Yani düzensiz bir liste oluşturdu. Hemen bu Bootstrap'ın nimetinden yararlanılmayan. Biz bunu tek tek ayarlayabilirdik CSS'te ama bu zaman kaybı. Zaten bu Bootstrap bunu önlemek için var. Bu Bootstrap'ın hazır klasını kullanacağız. Ne diyeceğiz? Pagination diyeceğiz. Pagination dediğimizde bakın otomatik bize Bootstrap'ın kendi CSS'ini kullandırarak gördüğünüz gibi şu şekilde bir sayfalandırma yapacak. Bakın. Görüyor musunuz? Köşeler yuvarlak en son. Diğerleri değil. En dipteki köşeler yuvarlak. Bu şekilde güzel bir sayfalama oluyor gördüğünüz gibi. Harika bir şey Bootstrap arkadaşlar. Bu açıdan. Peki. Hangi sayfada olduğumuzu kullanıcıya nasıl hissettireceğiz? Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki listlerimize gel. Active klasını yazarak bak. Active. Görüyor musunuz? Yani Türkçe'de de active diye geçiyor. Hangi sayfa aktifse onu sunucu tabanlı dilinizde active'i yapıştırın. Bakın gördüğünüz gibi 4'te aktif yaptı görüyorsunuz. Ha bu renkleri beğenmezseniz Bootstrap .css'e girer. Oradan ayarlarsınız. Bakın. Pagination sayfalama diyorum. Bakın. Geldi buraya bakın. Pagination Lee. A tagleri, span'leri. Hepsi burada var. Renklerini falan beğenmiyorsanız bakın buradan değiştirebilirsiniz. Background color'larını falan oynayabilirsiniz burada. Mesela oynayalım. Background color'ını ne yapalım? Evet. Kırmızı yapalım. Bir dakika. Hatta şöyle yazalım. Hiç uğraşmayayım. Böylelikle kenarlıkları kırmızı yaptım. Evet. Çalışmayacak çünkü... Cache'ledi. Bellekten silmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarlıklarını kırmızı yaptı. Yani siz bununla istediğiniz sayfalama düzenini kendiniz Bootstrap'ta oynayarak yapabilirsiniz. Amaç buydu. Şöyle göstereyim. Evet. Yani şuradan gördüğünüz gibi renkleri falan filan bu Bootstrap'la oynayabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Kendi istediğiniz, kendi sevdiğiniz sayfalama renklerini oluşturabilirsiniz. Onun sıkıntı yok. Bunu göstermek için verdim zaten.
Şimdi diyelim aktif değil de o sayfada olduğumuzu hissettirmek için kullanıcıya o sayfaya, o linke tıklayamazsın. Mesela dördüncü sayfadayız. O zaman ne yapacağız? Disabled. Yani kapatacağız. Bakın şöyle bir şey yapacağız. Görüyor musunuz? Üzerine geldiğinde bakın 1, 2, 3'e geliyor. Sıkıntı yok. Ama 4'e geldiğinde kapalı, 5'e geliyor. Yani kullanıcının o sayfayı yine tekrar basmasını önlemek istiyorsanız işte disabled görünümünü verip normal şeyden de disabled yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Böyle bir şey de uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle sileyim. Başka ne yapabiliriz? Başka. Aslında burada class aktif kalsın. Aktif class'ımız kalsın. Sıkıntı yok. Şimdi sayfalamanın ölçütlerini vereyim ben size. 3 tanesini şöyle yapalım ki görün diye. Bir tane de hemen altını yapalım. Tamam. Şimdi 3 tane gördüğünüz gibi oldu. Ben küçükten büyüğe göstereyim. Aynen. Pagination bakın small. Küçük. Bu zaten medium, orta. Kendi normal olan, default varsayılan. Bir de ne var? Pagination large var. Pagination large. Yani büyük boy demek. Bakın küçük. Default normali bu. Bu da büyük. Large. Yani siz boyutlarıyla da oynayabiliyorsunuz. 3 çeşit boy var zaten. Bootstrap 3'te. Bu 3 boydan hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Size kalmış. Arkadaşlar. Hemen şöyle silelim. Şu class'ı da kaldıralım. Evet. Başka ne gösterebiliriz size? Sağ ok, sol oku da göstereyim ben size. Listelerimi oluşturayım şöyle. Ref şöyle güzel şunu da oluşturdum. Şimdi sağ ve sol okları nasıl yapacağız? Şöyle Ajax, Majax, JavaScript için şu area label'larımızı ekleyebiliriz. Previous önceki demek. Zaten dizilerde sürekli duyuyorsunuzdur. Yani İngilizce dizi izleyen arkadaşlar var. Previous on Lost, Previous on Prison Break gibi her dizinin başlamadan önceki, işte bu dizinin önceki bölümlerinden cinsinden bir giriş yapılıyor. Previous o demek, önceki. Arkadaşlar span yapacağız içerisine. Span taglerini açıyorum ve kapatıyorum. Şu span tagini, hatta class'ı yazayım öyle. Class. Class'a gerek yok ki burada, neyse. O zaman şey yapalım. Buna da area bid'ini verelim. True false true diyorum. Bunlar Ajax, JavaScript'in ulaşması için bunlara verdiğimiz öz nitelikler. Öz niteliklerini her zaman İngilizce verin. Bu zaten değeri true ya da false. Öz niteliklerin değerini Türkçe vermemeye çalışmanız en mantıklısı olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada sağ sol ok mu yapacağız? Evet. Sol. Solu yapacağız. Kafam karıştı arkadaşlar. Şöyle Shift 6'ya basıp şu işaretli yapıyorsunuz. Bakın. Burada size okları Dreamweaver görüyor. Gösteriyor. Bakın. Şu oku mu yapmak istiyorsunuz? Şunu mu yapmak istiyorsunuz? Şunu mu? Şunu mu? Ne yapmak istiyorsanız bakın. Çift tırnak. Küçük eşittir. Matematikteki yıldız, parantezler falan fistan. Size kalmış. Şunu deneyelim bir.
nasıl oluyor diye. Gördüğünüz gibi bu ok şeklini beğendiyseniz bunu yaparsınız. Left. Zaten şu left'ten gelir her zaman. L başına geliyor çünkü bunlara. Şimdi bunun bir aynısını şeye yapalım. Aynısını şurada yapalım. Ve right, sağ. Şimdi bakın şuraya R diye değiştirmem yeterli olacaktır. Bakın görüyor musunuz? R. Right'tan gelir. Çünkü right sağ demek, left sol demek. Yani bunları biraz İngilizce ile birebir bağlantılı. Bakın gördüğünüz gibi sağ ve sol okları da bu şekilde güzel bir şekilde çıktı. Ha bunları beğenmediniz diyelim. Şunlar var. Hemen göstereyim. Rakuo. Right Aquo'dan. Yani bu da sağda. Pardon. Gördüğünüz gibi şu işaretleri de yapmak istiyorsanız yaparsınız. Ya işaret size kalmış. Burada istediğiniz HTML işaretini kullanabilirsiniz penlerle. Amaç bunu göstermekti zaten. Sıkıntı yok. Şimdi bunları silelim ve pager dediğimiz sayfalayıcı nasıl yapılır? Onu bir gösterelim. Ctrl D'ye tıkladığınız zaman otomatik kopyalıyor zaten. Şurada alt tuşuna basılı tutup aşağıya doğru çekiyorum ki zaten aynı kodla yazacağım. RF DS. Hemen şöyle kapattık. Güzel. Şimdi buraya önceki de diyebilirsiniz ama ben İngilizcesini yazayım size. Previous. Buraya da next yazalım. Önceki previous, next sonraki demek. Hem İngilizcenizi de geliştirmek için. Artık pagination değil, pager. Arkadaşlar. Klasımız pager. Bunu da dikkat etmeniz gereken ayrı bir husus. Bakın. Görüyor musunuz? Previous. Önceki, next, sonraki. Yani bu tabii amaç burada görmeniz yoksa İngilizce olarak görmeniz yoksa şöyle. Önceki ve sonraki dersiniz. Görüyor musunuz? Şimdi önceki ve sonraki. Ya İngilizcesi bunun çok havalı duruyor arkadaşlar ya. Ne hikmetse bazı şeylerin İngilizcesi Türkçesinden daha havalı duruyor. Previous, next. İlginç bir şey. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Tabii ki bu li'lere klaslar atayarak bunu biraz daha bir adım öteye götürebiliriz. Ne deriz? Previous klasını çağırırız. Şurada ise, şu li listemizde ise class deyip next klasını çağırabiliriz. Yani gördüğünüz gibi İngilizcesini bildiğinizde aslında adamlar günlük önceki ve sonraki diye class oluşturmuşlar ve hemen hatırlamasanız bile kodları yapacağınız şeyi bilirsiniz. Bakın next end sayfanın sonuna gitti. Previous. Yani bir şeyler yaptığınızı düşünün. Bir foto raf geçişi yaptığınızı düşünün. Slider şeklinde. Previous ve next altına yapmak istiyorsunuz. Altında yapmak istiyorsunuz fotoğrafı. Bunları kullanabilirsiniz. Bu sayfalayıcı sayesinde. Tabii ki şöyle bir şey yaparsak, bakın şunları bir division'ın içerisine alayım. Şöyle bir division'ın içerisine alayım. Mesela fotoğrafınızın boyu sayfanızın call LG 6 diyelim. Yarısını kaplıyor diyelim. Şurada ortada bir yerde bir fotoğrafınız var. Altına çekmek istiyorsunuz bu iki tuşu. Bakın gördüğünüz gibi 6 dediğinde görüyorsunuz. Sayfanın yarısını kapladı. Diğer yarısı boş. Gördüğünüz gibi fotoğraf şurada yukarıda olur. Altına da böyle previous ve next gelir. Güzel de bir görüntü elde edebilirsiniz.
Yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Başka ne yapılabilir? Başka ne yapılabilir? Evet. Oklu bir şekilde yapabilirdik yine. Burada hemen şöyle göstereyim size. Previous önceki öncekinden önce gelmek istedi lazım o zaman. Span diyorum. Evet, span şurada area hidden'ımı yazayım. True tabii ki. Evet, hemen geliyorum. Shift 6'ya basıp şu işareti, şu ok işaretini yapayım ilk önce. Bir görün. Bu ok işaretini nasıl akılda? Ya dediğim gibi arkadaşlar L ile başlıyor. Yani left, sol İngilizce'de. ARR gelmiş. Bu da hangi kelimenin kısaltması? Arrow'un kısaltması. Arrow ok demek. Sol ok yani. Anlayacağınız bu yani. Sol ok. Bir de bunun sağ oku var. Şöyle kopyalayayım. Sağ ok nedir? Right. Yani İngilizce sağ anlamına gelen right'ın resmini yazıyorsunuz. Arrow oktur. Sağ ok. İşte böyle yapacaksınız. Gördüğünüz gibi next deyip şuraya bir ok işareti çizip previous deyip şöyle bir ok işareti çekebilirsiniz. Bu ok işaretlerini değiştirebilirsiniz tabii ki. Ben ileriki böyle bir şey olacak demiyorum. Bakın. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani o sizin isteğinize bağlı biraz. Mesela şöyle küçük bir ok yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Nerede küçük ok? Şurada. Beni üzen bir şey oldu. Hatam. Gördüğünüz gibi şu şekilde küçük bir ok da seçebilirdim. Gayet de şık oldu bence. Güzel. Bu şekilde de bir şey yapabilirdiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Tabii mesela diyelim adam sayfanın sonuna geldi. Diyelim sayfanın sonuna geldi. Artık next çalışmamalı. Sadece previous aktif olmalı. O zaman dediğimiz gibi disabled bu işinizi görecektir. Bakın disabled class'ını çağırırsınız o zaman. Evet. Bakın gördüğünüz gibi inaktif gibi gözükür. Böylelikle adam sayfanın sonuna geldiğini anlar. Daha fazla resim olmadığını bilir. Tıklamayı da bırakır. Previous'lara tıklamaya başlar bu sefer. Yani önceki tuşuna tıklamaya başlar. Sayfalama ve sayfalayıcı da bu şekilde. Pagination ve Pager'da bu derste işlemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hayırlı çalışmalar.